Bahadır Bey! Bahadır Bey! Ne istersin Göktuğ? Gitmeyesin Bahadır Bey. Emir Hazretleri seni görmek ister. Devletimizdir dedim, baş tacı ettim. Sultanımızın emiridir dedim, sözüne itimat edip otağımı söktüm. Göç etmek için yollara düştüm. Bu topraklara geldim. Değil bana. Değil obama, evladıma bile sahip çıkamayan adamın ayağına gidersem ayağım kırılsın. Ocağına dayanırsam ocağım yıkılsın Göktuğ. Anladın mı beni? İçindeki öfkeni düşmanlarına saklayasın Bahadır Bey. Dostlarına değil. Ocağım sönerken sessiz kalandan, beni evladımdan, umudumdan koparandan daha büyük bir düşman olur mu Göktuğ? Dar gününde sana elini uzatan, o saygıyla öptüğün eli şimdi geri çevirmeyesin Bahadır Bey. Düştüğün vakit yalnız kalırsın. Öfken seni yer bitirir. Mecalsiz yarı yolda bırakır. Gel etme. Emirine de ki, onun sözlerine kulağım sağırdır. Gayrı herkes kendi yoluna. Bırakın gitsin. Sultanımızın emriyle bu topraklardaki vazifem bitmiştir Ertuğrul Bey. Bugün Allah'ın izniyle Konya'ya döneceğim. Verdiğin hükümlerin hesabı gayrı senden sorulur, bilesin. İnşallah verdiğin hüküm bu topraklara bela getirmez. Bu sözümü de yabana atmayasın. Ben vazifemi yaptım Emir Saadettin. İnşallah sen de Konya'ya vardığında sultanımızı zehirleyenleri de, bana ve alplerime tuzak kuranları da tez vakitte bulacak mahareti gösterirsin. Bundan şüphen mi var Ertuğrul Bey? Sultanımızın zehirlendiğini gördüğümde, sefere giderken tuzağa düştüğümde
devletimizi devlet olmaktan çıkaranlar olduğunu gördüm Emir Saadettin. Ah Ertuğrul Bey ah. Düştüğün tuzağın öfkesi gözlerine de, o yiğit yüreğine de perde indirmiş. Dostunu düşmanını ayırt edemeyecek kadar kör olmuşsun. İyi belli esin. Devletimiz hainlerden hesap soracak kudrettedir. Vakti geldiğinde bu ithamlarından dolayı utanacaksın. Lakin o vakit yanında yine ben olacağım. Sultanımızın sana emanet ettiği bu toprakların kıymetini bil. Ya devlet başa, ya kuzgunleşe Emir Saadettin. Sen de bilesin ki uç beyliğim altındaki bu topraklarda leş kargalarına müsaade etmeyeceğim. Devletimiz ebed müddet daim kalacaktır. Sultanımız uğrunda ölmeye hazır yiğit beylerin olduğunu bilsin, bu bize yeter. Emir Saadettin. Yarın gece Aslan Hatun'la Turgut Başalp'imin nikah töreninde seni de aramızda görmek isterdik. Lakin devlet meseleleriyle ne kadar meşgul olduğunu bildiğim için ısrar etmeyeceğim. Allah tamam. Hafsa. Haymana. Yetimler giydirilip donatıldı. Fukaralara da erzakları verildi. Eline sağlık kızım. Sağ olasın. Sen mutfakla ilgileniver. Olur Haymana. Çok şükür. Beyim döndüğünden beri gene eski günlerimize kavuştuk ana. Çok şükür kızım. Lakin keşke dünler de bizimle birlikte bu günleri yaşasaydı. Açın kapıyı. Bir hazretlerinin yolu uzundur. Dündar. Kaleme hoş geldin sevgili dostum Titan. Dostum Ares. Oyunlarına kalemde başladın bakıyorum. Çıkar şu başta da bir yüzünü göreyim. Kaleme geldiğimi ikimizden başka kimse bilmemeli diye düşündüm dostum Ares. Başında Ertuğrul gibi bir bela varken hiçbir şeyi şansa bırakamayız. Beni de buraya onun için çağırdığını biliyorum. Doğru biliyorsun. Onu öldürmemi mi istiyorsun? Onu öldürmek senin gibi bir büyük savaşçı için bile kolay değil Titan. Sırası geldiğinde bunu da becereceğine eminim ama... Onu can evinden vurmak için senin gibi bir şeytana ihtiyacım olduğuna karar verdim. Onu en güçlü, en güvenli olduğu yerde, obasında tuzağa düşürmek isterim. Demek obasına sızmamı istiyorsun. Evet. Bu kolay olmayacak ama başaracağım Ares. Tahmin ettiğinden çok daha kolay olacak Titan. Çünkü onları en zayıf yerlerinden vuracaksın. Nedir o? Merhamet. Onları kendi merhametleriyle vuracaksın ama
Bunu yapmak için biraz canın yanacak. Kutsal davamız için ölüme hazırım. Hemen mi gidersin oğul? Bir an evvel abilerimin obasına varıp beyimizin hayatta olduğunu muştulayayım. Hem abilerimin obasına gitmeyi de vazife sayarım. Vazife beklemez. Gaflete düşüp senin de gönlünü kırdım yenge. Beni bağışlayasın. Hakkını helal edesin. Helal olsun Dündar Bey. Sen bizim kardeşimizsin. Tez vakitte dönesin inşallah. Müsaadenle yola revan olacağım beyim. Bir emriniz var mıdır? Göz o ki dağın ardını göre, akıl o ki başa geleceği bile Dündar. Çıktığın bu yolda gözlerin görür, aklın da başına gelir inşallah. Hakkın helal edesin abi. Helal olsun Dündar. Artuk Bey, toyda senin de gönlünü kırdıysam beni bağışlayasın. Hakkını helal edesin. Beylik yoluna eğri girdin Dündar Bey. İnşallah çıktığın yolda doğru olursun. Hakkım sana helal olsun. Yolun açık olur. Sakın için bir ikiliğe düşmeyesin. Abinin sana biçtiği bu yolda pişeceğini unutma. İnşallah ana. Allah'a ısmarladık. Yolun açık olsun Dündar. Allah'a emanet. Dündar'ı bu hatasından ders almış görürüm. Baksana nasıl silkelenmiş. Gözleri açıldı. Belki gitmesine lüzum yoktur. Acep derim. Bir daha mı düşünsen? Bugün onun gafletini bağışlarsam, beyler gaflete düşmekten imtina etmez ana. Önü alınmayan gafletin varacağı yer, enin sonu ihanet olur. Buna müsaade etmem. Asıl olan liyakattir. Dündar da bu obaya layık olduğunu ispat ederse geri döner. Sen dua edesin ona. Sen her şeyin en doğrusunu bilirsin oğlum. Demek çekip gitti. Peşinden varıp yetişemedin mi be adam? Yetiştim. Yetiştim lakin... Göktuğ, lafı ağzında eveleyip gevelemeden konuş. Bahadır Bey'e kendisini beklediğimi söyledin mi? Söylemedin mi? Söyledim.
Söyledim Emir Hazretleri. Ama... Ama ne? Ama ne? Nasıl olur da benim emrime itaat etmez? Ne dedi sana? Evladıma bile sahip çıkmadı. Gayrı onun sözlerine kulağım sağırdır dedi Emir Hazretleri. Ne? Alpamış geldi Emir Hazretleri. Sizi görmek için müsaade ister. Gelsin. O aslanla Turgut. Asla muratlarına eremeyecek. Sen de öyle Bahadır Bey. Değil Uç Bey. O bana bey bile yaptırmayacağım seni. Toprakta mezarın bile olmayacak. Emir Saadettin'in kim olduğunu herkes gibi sen de anlayacaksın. Damarlarımda dolaşan intikam. Onların damarlarına zehir olup akacak. Çavdar Obası yas tutarken ben gönlümde toy kurup düğün dernek kuracağım. Candar Bey'in neslinden kim varsa hepsi ölecek. Aralarına sızacaksın Titan. Ertuğrul'un yaptığı her şeyi bana bir bir anlatacaksın. Merak etme. Kayıların arasına sızmakla kalmayacağım. Onları birbirlerine düşüreceğim. Bu kadar yeter mi Titan? Bir zamanlar bana hediye ettin bu hançerle işini taşlandırarız. Kayılar merhametlerinde boğulsun. Ertuğrul'un merhameti oğlu Gündüz'e mal olacak Titan. İstediğim zaman oğlunu bana getireceksin. Tanrı imparatorluğumuzu korusun. Amen. Emir Hazretleri. Söyle Alpamış. Bahadır Bey'in obasından ne haberler getirdin bana? Obamız yoldadır Emir Hazretleri. Yükümüz çoktur. Kanılar bizi yavaşlatır ama az yolumuz kalmıştır. Keşif bahanesiyle yanınıza varıp haber etmek istedim. Âlâ. Tam vaktinde geldin Alpamış. Göktuğ'la sana mühim bir vazife vereceğim. Emredin Emir Hazretleri. Bunca vakittir sayende Bahadır Bey'in attığı her adımdan haberim oldu. Sen bir yandan, Aslıhan'ın yoldaşı Esma bir yandan gözüm kulağım oldunuz. Var olun. Devletimiz için canımız fedadır Emir Hazretleri. Alpamış. Bahadır Bey'in Çavdar Bey olması bizim için çok mühimdir. Lakin Aslıhan Hatun ayak bağı olmakta. Ne dediysek yola gelmedi. İki obanın birleşip Bahadır'ın bey olabilmesi için Aslıhan'ın ölmesi şarttır. Pusatım her daim emrinizdedir Emir Hazretleri. Pusatın kınında dursun. Göktuğ sana zehir verecek. Sen de onu alıp Esma'ya götüreceksin. Bu zehir Aslıhan Hatun'la Turgut Alp'e düğün hediyemiz olsun. Son nefeslerini verene kadar cehennem azabı gibi acı içinde olsunlar. Ölümleri herkese ibret olacak. Emredersiniz Emir Hazretleri.
bu alem ki? Oddan yanan bir ummandır. Girip de içinde boğulmaktır aşk. Bela yağsa gökten başını açıp şükretmektir aşk. Zehri içip mest olup ölmektir aşk. Herkesin önünde itibarımızı iki paralık etti. Beni, Bahadır Bey'in oğlunu kendi obasından sürgün etti. Dilimiz lal mı oldu, bileğimiz mi çürüdü? Ne dilimiz laldir, ne de bileğimiz çürümüştür. Kimse benim oğlumu benim obamdan sürgün edemez. Etti işte baba. Hem de Oğuz beylerinin önünde. Sen de onlar gibi Ertuğrul'un elini öpüp biat ettin. Bugün biat ettiysem intikam almak içindir. Beni de sürgün etseydi intikamımızı kim alacaktı? He? Bırak o beylerin yanında kendi kendini avutsun. Gayrı ok yaydan çıkmıştır. İmdi git yoldaki obamıza var. İçlerinden en gözü kara, en bileği yaman alpleri seç. Dağlara çıkıp gizlenin. Av avlayıp talim yapın. Vakti geldiğinde sana da alplerine de vazifelerinizi vereceğim. Dağlarda kana susayın. Susayın ki intikam vakti geldiğinde kan kusturasınız. Ya Emir Saadettin? Gayrı bundan sonra onun sözü de cürmü kadar yer yakar. Ol. Kendi göbek bağımızı kendimiz keseceğiz. Ertuğrul'un hesabını da siyasetle değil, kılıcımızla keseceğiz. Gayrı buyruk senindir baba. Ertuğrul'dan intikam alacağımız güne dek bu satımı öfkemle bileceğim. Oba çevresinde sürekli devreye atasınız. Hepiniz gözünüzü dört açasınız. Haydi. Sana bunu. Eşkıyalar. Eşkıyalar yolumu kestiler. Hanlı pazara malları götürürken her şeyimi aldılar. Yalvarırım beni ölüme terk etmeyin. Merak etmeyin seni. Biz kimseyi ölüme terk etmeyiz. Kimsin? Necisin? Adım Darius. Hristiyan bir tüccarım. Sizi de obanızda huzursuz etmek istemezdi fakat çaresiz bıraksın. Yaramı sarıp biraz ekmek biraz su verirseniz yeter. Bizim obamız da soframız da herkes açıktır. Türkler söyledikleri kadar yardımsız vermiş.
Tanrı sizi korusun. Alplar, derin şu şifa çadırını alalım. Hadi. Tanrı sizi. Hadi. Tanrı sizi korusun. Alpamış, ne işin var senin burada? Veli nimetimizin sana selamlarını getirdim Esma. Hizmetlerinin karşılığında küçük bir hediye. Emir Hazretleri için canımız fedadır Alpamış. Bu da Emir Hazretlerinin Aslan Hatun için nikah hediyesidir. Nedir bu? Aşıkları Mert'e, bizleri de zengin edecek zehir şerbeti. İşim bittiğinde seni burada bekleyeceğim. Bu sefer bir değil, üç kese altınla. Parmaklarının dokunduğu her taş ancak onları hak eden bir güzele kavuştuklarında parıldar. Bu kolye senin narin boynunda güzelleşecek. Emir Saadettin'in teklifi sadece sizleri değil, beni de şereflendirmiştir. Beyimizin emri ise elbette bu şerefe talibim. Lakin son sözü bana bırakırsanız eğer, obamı yalnız kovmayacağım. Çavdar obası yurdum olmaya devam edeceğim. Beni affedin Emir Hazretleri. Kararım kesindir. Kimsenin, ama kimsenin seni benden almasına izin vermeyeceğim. Senden asla vazgeçmeyeceğim, asla. Emir Hazretleri, emrettiğiniz gibi zehiri papazdan alıp Alpamış'a verdim. O da Esma'ya verdi. İkisi de ölecek. Âlâ. Dilerseniz yola çıkmak için hazırız Emir Hazretleri. Hayır. Onlar acılar içinde son nefeslerini verirken Çavdar Obası'nın çaresizlikle vuran köslerini dinleyeceğim. Bu sözünde durmayan aslanın da, Turgut'un da ölümünden emin olacağım. Peki ya Bahadır Bey? Ertuğrul. Kardeşi Turgut Alp'le Aslıhan'ın ölümünden kimi mesul tutar zannedersin? Alpamış da ölmeli. Ertuğrul onun cesedini bulduğunda Bahadır'ın Alp olduğunu öğrenecek. Ve zehirleyenin Bahadır olduğuna kanaat getirip onun kellesini alacak. Her vakit en iyisini düşünürsünüz Emir Hazretleri. O Bahadır, Ertuğrul'un öfkesinden de, kılıcından da nasibini alacaktır. Kimmiş, neciymiş? Adı Darius. Kanlı pazara giden bir tüccarmış. Eşkıyalar yolda önünü kesip bu hale getirmişler zavallıyı. O baya sığındı. Biz de yardım etmek istedik. İyi etmişsiniz. Eyvallah. Öldüresiye dövdükleri yetmezmiş gibi bir de bıçaklamışlar. Neyse ki çok kan kaybetmeden yarasına müdahale ettik. Eyvallah artık be. Geçmiş olsun. Demek eşkıyalar bu hale getirdi seni. Hiç sormayın. Neyim var neyim yok aldılar.
Talihliymişsin ki bizim obaya düşmüş oğlum. O soysuz eşkıyalar bizim de düşmanımızdır. İyileşene kadar sana biz bakarız. Şimdi dinlenmene bakasın. Tanrı sizi korusun. Gücünüze güç versin. Eyvallah. Dara düşmüş. Ertuğrul Bey'ime vaziyeti ben bildiririm. Ne ihtiyacı varsa karşılayasınız. Merak etmeyesin Turgut Albaşım. Nihayet Turgut Alp'le muradınıza ereceksiniz Aslan Hatun. İnşallah Esma Hatun. İnşallah. Keşke Aliyar abim de olaydı. Şu gayret kuşağını belime o bağlayaydı. Kader böyleymiş Aslan Hatun. Üzülmeyesin. Gayret Turgut Alp yanında, Ertuğrul Bey arkandadır. Çam sakızı çoban armağanı. Oğlunuz olursa kurt postunu, kızınız olursa ceylan postuna sararsınız. Masum gönlümü hep teselli ettin. Babamın, Aliyar abimin vefatından sonra bana kendimi yalnız hissettirmedin. Asıl Allah senden razı olsun Aslan Hatun. Bana obanın bir hatunu gibi değil, kardeşin gibi davrandın hep. Beyim, Darius adında bir tüccar obamıza geldi. Eşkıyalar adamı soyup de yaralamışlar. Perişan vaziyette bize sığındı bilesin. Yaralarını tedavi ettik beyim. Aş verdik, doyurduk. Şimdi şifa çadırındadır. İyi etmişsiniz. Bize sığınanı geri çevirmek olmaz. Lakin temkinli olmakta fayda var. Zavallının biridir beyim. Kimseye zarar olacağını sanmam. Tilkilerin kuzu postunda gezdiği günlerdeyiz Samsa. Etrafımız düşmanlarla çevrili. Esen yele dahi gözünüz, kulağınız açık olacak. Buyruk senindir beyim. Yemekten sonra
Turgut oğlumun endamının ölçüsünü alalım. Hayırdır Halime Ana? Niye güne? Halime Hatun'la Hafsa kızım Turgut Alp'imin nikahı için ona kendi elleriyle elbise dikerler. Ya Turgut kardeş, evlilik adama boyunun ölçüsünü böyle aldırır işte. Bamsı. Bamsı, bir değil iki değil kardeş. Lafların altında kalacaksın kardeş. Ona göre. Alplerle hatunlar neden evlenirler baba? Peygamber Efendimiz, nikah benim sünnetimdir. Evleniniz. Zira ben diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla iftar edeceğim buyurmuştur. Hamdolsun ben de ananla evlendim. Sizin gibi yiğit evlatlarım oldu. Hem Bamsı Alp'in de Hafsa Hatun'un da senin gibi hayırlı evlatları olacak inşallah Gündüz'üm. İnşallah. İnşallah Halime Hatun. İnşallah. Gün gelecek, senin de evlatların olacak Gündüz'üm. Ben önce Alp olmak isterim, nene. Oy, nenen kurban. Gündüz'üm sen zaten Alp'sin oğlum. Daha ava mı gittim? Düşman mı vurdum ki Alp olayım ana? Doğru dersin. Söz verdim ya oğul, senin de kardeşinin de ilk avına beraber çıkacağız inşallah. Anam o vakit benim de boyumun ölçüsünü alsın. Bana Alp elbisesi diksin. Alp olmadan evlenmem. Bizde yiğitlik göstermeyene kız verilmez zaten Gündüz'üm. Samsa, şu tüccara da sofradan aş götürüp gelesin. Emredersin beyim. At ayağı külük, ozan dili çevik olurmuş. Eyvallah beyim. Turgut kardeşimin izdivacı ve oğlumun yiğitliği şerefine bize bozkırlardan, görklü sulardan, ata yurtlardan deyişler değesin ozan. Eyvallah beyim. Diriliştir kutlu davanın adı, başlatan Süleyman Şah'ın evladı. Çıktığı seferde düşman avladı, yiğidin Ertuğrul gazi adı. Alpleri uğruna verirlerdi can, heybeti titretir alemi cihan. Turgut ile Bamsı, Rahman ile Doğan, onlar için kutsal değerdir vatan. Arabi hu deyip Mevla'yı arar, Artuk Bey imanla yarayı sarar. Karacahisar'da kıldık mı karar, Allah bu orduya vermesin zarar. Gitti deli demir hep koç yiğitler. Ürüyüp dursun Saadettin köpekler. Bükülmesin pusat tutan bilekler. Kahraman yiğitler nöbette bekler. Hayma anadır obanın anası. Süleyman Şah'ın o gönül yarası. Otağında açan gülü honcası. Yurdu oldu onun kayı obası. Halime Sultan Bey'inin göz nuru. Her zaman eriyle duydu gururu. Yılmadan ardında hep dik durduğu, sürecek onunla kayılar soyu. Türkmen oğlu sürsün asil soyumuz. Soyunla soylansın, boylansın boyumuz. Hanlı pazarda kurulsun toyumuz. Seferden zafere koşsun ordumuz. Eyvallah Ozan. Eyvallah beyim. Sizi buraya çağırma sebebim kaledeki hazırlıkları yetersiz bulmamdan dolayıdır. Ne var? Efendim,
Ertuğrul Bey size bir mektup göndermiş. Oku. Tekfur Arez, yarın kaleyi ziyarete geleceğim. Her şeyi bıraktığım gibi görmek isterim. Uç Bey Süleyman Şahoğlu Ertuğrul. Ne duruyorsun, git. Bu her ne kadar sıradan bir ziyaret gibi gözükse de altında başka niyet yatıyor olabilir. Ne gibi efendim? Birincisi, Ertuğrul yaptığımız her şeyi biliyordur. Bu durumda teftişe değil, avını görmeye geliyor. İkincisi, bizden şüphelenmiyordur ve bizimle işbirliği yapmak isteyecektir. Biz her iki ihtimale de hazırlıklı olacağız. Efendim, kaleye geldiğinde herhangi bir harekette bulunmayacak mıyız? Kesinlikle hayır. Madem ziyarete geliyor, ona göre hazırlık yapacağız. Sabah erkenden karşılama törenini hazırlayın. Aldığım duyumlara göre Ertuğrul Bey, Çavdar Bey'i Bahadır'ı kötü ezmiş. Oğlunu sürgüne göndermiş. Bu demektir ki Emir Saadettin de artık Ertuğrul'a karşı çaresiz. Ertuğrul bundan sonra attığı adımlarda çok daha cesur olacaktır. Peki bundan sonra biz ne yapacağız efendim? Efendim, sadece surları güçlendirip muhafızların sayısını artırarak mı tedbir alacağız? Siz hiç merak etmeyin. Ben tedbirlerinden büyüğünü aldım. Nedir o efendim? Vakti gelince siz de o da öğrenecektir. Sabırlı olun.